Hamza Şehde de türbesindeyiz. Hamza Şehde de türbesi Afyon Karahisar ile Şuhut ilçesi Kayabelen köyünün içindedir. Hamza Şehde de türbesi büyük bir ocaktır. Büyük bir ocağa sahip türbedir. Şu anda onun yatırındayız. yatırımızın içerisinde Hamza Şehde de mekanı, eşi Şerif anamızın mekanı ve çocuklarını temsilen 5 tane de çocuklarının mekanı bulunmaktadır. 1863 yılında bu türbe yapılmıştır. Ee, en azından e, girişte üzerinde var olan tabela 1860 olarak geçiyor ve tarihsel bir e, belge olarak da görünüyor zaten. 1999 yılında da restore edildi. Ee, Kayabelen köyü belediye olduğunda, belde olduğunda belediye başkanı ve köylüler tarafından restore edildi ve şu anki halini aldı. Hamza Şeyh Dede'ye yönelik olarak tarihsel kaynaklar biraz sıkıntılı gerçekten arşiv bilgisi elimizde bulmak zor Yaptığımız çalışmalar özellikle sancak sahibi bir türbenin olması Hamza Şeyh Dede'nin bir süreğine bağlı olması Bütün bunlardan yola çıkarak yapılan araştırmalarda bizim yaptığımız çalışmalara göre Hamza Şeyh Dede 1400'lü yıllarda yaşamıştır 1464 yılındaki Osmanlı kayıtlarında burası Yaya ve Müsellemler ordusunun asker bölgesi olarak geçiyor. Daha tarihsel olarak da söylersek bölge açısından burası Roma lejyon çiftliği aynı zamanda Roma lejyonlarının çiftliği Melisa çiftliği adı altında bununla ilgili de tarihsel evraklar söz konusu ama bu dönemde yaptığımız çalışmalarda Hamza Şehde'de de yaya müsellemler ordusunun içerisinde yer alan bize göre bir e, hani e, çavuş bugünün tanımıyla çavuş diyebileceğimiz ve yanında da Bölgedeki hitap edilen dedelerin de bulunduğu bir ekip 1402 Ankara Savaşı'nda Timur ve Yıldırım Beyazı Savaşı'nda Timur Yıldırım Beyazı yendiğinde 30 bin Anadolu askerini esir alıyor ve bunları doğuya götürüyor. Ve Erdebil tekkesine geldiğinde ki Timur özellikle e, bu noktada önemli türbeler ve kütüphanelere zarar vermeyen büyük komutandır. Bu da vurgulanması gerekir. Ve 30 bin Türk orada Erdebil tekkesinden geçerken Erdebil tekke şeyhi bu 30 bin Türk'ü buraya bırak diyor. Ve Timur kendi ağırlaması karşı bırakıyor. Orada Sofiyani Rumi diye bir mahalle kuruluyor. O dönem burası Rum diyarı olarak geçer. Hatta Rum deyince tuhafımıza gidiyor ama Mevlana Celaleddin Rumi deyince şaşırmıyoruz. Yani Rum diyar olarak geçtiği için Rum mahallesi kuruluyor ve bu 30 bin Türk 10 yıl boyunca Erdebil tekkesinde eğitiliyor. Biz bu eğitilme sürecini bunlar kayıtlıdır, resmidir. E Bunlar her alanda yetişiyorlar. Kendilerini yetiştiriyorlar ve büyük ihtimalle Erdebil Tekkesi de bunları bu 10 yıldan sonra tekrar bölgelerine gönderiyor. Ve bizim hesabımızda ya da yaptığımız çalışmalara göre de Hamza Şeyte'de de ekip lideri olarak bu bölgeye tekrar köyüne dönüyor ve bir e, aldığı eğitim burada yansıtıyor. Bu noktada türbenin gelişimini biz böyle değerlendiriyoruz. Bu şekilde inanıyoruz. Tabii e, yatırın üzerinde gördüğünüz geyik boynuzları bunlar orijinaldir. Ee, sonradan yapılmadan aylon değil bizim bildiğimiz tüm atalarımız bunları burada olarak söylediler hep. Buradan Bursa Geyikli babayla acaba bağlantısı olabilir mi tartışması da yürütülüyor. İngiltere'den e, 1950'lerde bir profesör, iki profesörün geldiği bir çalışma var. Onunla ilgili İngilizce'de basılmış Hamza de türbesini anlatan yayınlar da söz konusu. E, bu da bir yön. Geyikli Baba'ya bağlı olarak tanımladı. Biliyorsunuz Geyikli Baba aynı zamanda Orhan Gazi zamanında ya ve Müsellemler Ordusu'nun kuruluşunda sonrasında da Yeniçeri Ocağı'nın oluşumunda önemli bir unsur. Oradan tanımlanabilir. Yine böyle bir tartışma var. Ama asıl mesele mesele bölge halkının bu konudaki itikadı. Ve biz bu itikata baktığımız zaman Hamza Şeyh'te de özellikle özellikle üroloji konusunda önemli bir alan. Yani burası çocuğu olmayanlar, çocuk arayışında olan insanlar, ürolojik rahatsızlıklar dediğimiz idrar sorunları yaşayan insanların falan sık geldiği bir yer. Sadece Alevi toplum açısından değil. Biz burada bir yıl içerisinde belki 20-30 tane Alevi olmayan ama buraya gelmiş işte tutunmuş burada, tutunma tabiri kullanılır bizde. Burada duasını etmiş, burada Hamza Şehde de istemiş insanların. Sonrasında karşılaştığı olumlu durumlardan kaynaklı kurban kestiğini görüyoruz. Dolayısıyla bürolojik bir yönü var Hamza Şehde'nin bu bölgede bilinmesinde. Bu açıdan her yıl çok farklı ziyaretçilerimiz buraya gelir. Sadece dediğim gibi Aleviler değil, bunun dışında da insanlar buraya gelip burada kurbanlarını keserler, adaklarını dağıtırlar ve giderler. O